yarışa nerede başladığımız değil, nerede bitirdiğimiz çok önemli. Nerede başladığımız önemli değil, senin hayatı nerede bitireceğin önemli. Tabii. Para böyle bir şeyken zaman herkes için adil işliyor. Kolay değil. Ama yolda herkes yapardı. Herkese merhaba. Hangi kameraya bakayım? Neyse, şu kameraya bakıyorum. Herkese merhaba. Tekrar Kolay Değil de karşınızdayız. Bugün Ömercan'la beraber o kadar yoğun muyuz konusunu konuşacağız. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu kadar geniş bir konuya giriyorsunuz? Çünkü o kadar yoğunuz ki daha derin bir konu bulamadık. O yüzden geniş bir konuyla karşınızdayız. Bizim şimdi gerçekten benim şahsen inanılmaz gıcık olduğum bir genel bir davranış biçimi var. Sürekli o kadar yoğunum ki, abi çok yoğunum. İşte özellikle kurumsal firmaların orta vesaire yöneticilerinde çok görüyorum bunu. Veya herkes de görüyorum yani. Hani bankacılarda görüyorum. Çok yoğunuz, çok yoğunuz. Ondan sonra bir mesela hayatlarını irdeliyorsunuz bu insanların. İşte sabah işe gidiyor, işte çıkıyor akşam 6'da falan. Ya yoğun geçiyor hakikaten. Aa bir dakika. Oldu. Şimdi öğlen yemeğe çıkıyor 12'de. 2'de geliyor. Ama neyse. O 5'te geliyor sonra sigaraya çıkıyor. Zaten 6 oldu, iş bitti, mesai bitti. Evet. Tabii o zaten yazılım, yani neyse o başka bir konu yani, konuşuruz da. Ya genel olarak şunu anlatmak istiyorum. Sonra işte eve gidiyor. Şimdi kadınları biraz istisnai tutacağım. Kadınların gerçekten özellikle anne olmuş, çocuğuyla ilgilenmek zorunda kalan, tüm gün çalışmış ve üzerine eve gidip çocuğuyla işte ilgilenmiş, yemek yapmış eşine, sonra onu toparlamış, çamaşırla yıkamış falan. Böyle insanlara zaten inanılmaz bir saygım var ve gerçekten tebrik ediyorum. Ya, helal olsun. Gerçekten hani ne isteseler ne yapsalar yeridir yani. Ama onun dışında belki hani bizim kendi erkekler için daha çok konuşabileceğimiz, yani mesela sen hafta sonu çalışmıyorsun, akşam gidiyorsun 6'da, işte yemeğini yiyorsun, işte bir Netflix açıyorsun ya da başka bir şey, telefonunla oynuyorsun biraz. Netflix izlerken yine telefonunla oynuyorsun, işte bir çerez yiyorsun, meyve yiyorsun, tatlı yiyorsun falan, sonra İşte akşam 12 gibi, 1 gibi yatıyorsun ve işte 7'de kalkıyorsun. Bu hayat gidiyor. Hafta sonu da buna ek olarak işte bir AVM ziyareti, işte belki sinema, belki arkadaşlarla PlayStation, ki bazen bu akşamlar da olabiliyor. Vesaire vesaire. Şimdi bu insan grubunun, yani böyle bir hayat yaşayan insanın, eleştirmek için söylemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Yani bunu yapan yanlış yapıyordur falan demiyorum ama çok yoğun olduğundan ve sonra hiçbir şeye vakit ayıramamasından kaynaklı serzenişler biraz aslında yersiz oluyor. Çünkü bu olay aslında bizim diğer insanların nasıl hayatlarını yani geçirdiğini anladığımızda, gördüğümüzde ne kadar haksız olduğumuzu anlayacağımız bir şey. Bilmiyorum, özellikle biz şu an hani aynı anda işte 2-3 farklı şirketin birçok şeyle uğraşıyoruz. Yani aslında bu belki de yanlış bir şey ama... Ben kendi hayatımdan söyleyeyim. Ya şey yaptığım oluyor yani, sabah işe 6.30-7'de gidiyorum yani. Ya bunu bazen yani akşam 8-9'da çıkıyorsun. Daha da geç çıktığın oluyor ki evde bile bir şeyler yapıyorsun. Ya bunu bir hafta yaptığında bile, cumartesi pazar dahil, işler bitmiyor abi yani. Ve ciddi ciddi çalışman gerekiyor. Mesela ben şu an kendime 2020 ile ilgili şey planlıyorum. 2020 yılında 365 gün istisnasız minimum günde 6 saat çalışmayı düşünüyorum. Yani bu niye 6 saat? Çünkü hani hafta sonları pazar ya da yurt dışında bir yerde olsam bile gerekiyorsa sabah 6'da başlayıp 6 saat aralıksız 12'ye kadar bir şeyler çözüp sonra işte tatil yapıyorsam yapacağım gibi. Abi diğer türlü olmuyor bu arada. Yani tabii ki daha verimli çalışabilirim. Ben hani belki de daha iyi işleri delege etsem insanlara, paslasam, daha doğru ekiplerle, daha iyi ekiplerle çalışsam belki daha da rahatlar işim ama gerçek anlamda çok çok daha fazla çalışan insanlar da var ve biz hani orada birazcık kendi standartımızı düşürüyoruz. Yani kapasiteni de aslında tam olarak göstermiyorsun yani, ya da göstermek istemiyorsun. Tabii. Çünkü işine geliyor yani belki de. Tabii abi, rahat bir hayat yani. Yani
Bu arada bazısı tercih, bazısı zorunluluk oluyor. Mesela şimdi şöyle istisnalar da var. Çok ciddi trafikte vakit harcayıp şunu anlayabiliyorum yani. Ki orada bile bahane değil ama işte 6'da çıkıyor adam, evine 9-10'da gidiyor mesela. 9'da gidiyor yani, hani metrobüs metro falan filan. 3 saat ulaşımda gidiyor zaten. Tabii ama yani. O 3 saati de aslında verimli değerlendirmek var yani. Geçirebilir aynen öyle. Veya ondan sonra ki vakitlerde özellikle hani o insan 1'de yatıyorsa veya 12'de yatıyorsa ya 3 saat var hala yani. Hani burada aslında şeye de dokunmak istiyorum. Birazcık işin planlama tarafında zayıfız. Yani bunu sadece işte bütçe veya parayı harcarken değil, para kazanırken de, zamanımızı da harcarken, yani bir şeyleri harcarken biz planlı programla harcamıyoruz. Bu hayatımızdaki en önemli şey aslında zaman ve para olarak değerlendirirsek, biz ikisini de planlı programla harcamadığımız senaryoda ister istemez hiçbir şeye yetişemez ve sürekli işte bir hale düşüyoruz ve sürekli böyle işte çok yoğunum, işte hiçbir şeye yetişemiyorum modunda oluyoruz. Bir de bir insan gerçekten çok yoğun olduğunuzu düşündüğünüz anlarda ve bunu bir insana söylediğinizde şunu unutmayın. Karşınızdakine ben çok yoğunum abi ya, çok çalışıyorum dediğiniz zaman birazcık o karşı taraf açısından yani hakaret gibi algılanabiliyor yani. Çünkü karşıdaki adam çok yoğun değil mi mesela, çalışmıyor mu? O da çok yoğun ama o bir şekilde sana zaman ayırabilmişse o aslında bir şeylerden feragat edebiliyordur. Bir şeylerden fedakarlık yapabiliyordur ve aslında onu senin için yapıyordur. Bu durumda karşı tarafa işte ben çok yoğunum, işte çok şöyleyim, çok çalışıyorum falan gibi şeyleri yapmamamız lazım. Ben hep böyle hayata hatayı kendimizde bulmak üzerine yani yaşıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hayattaki herhangi bir sorun, sıkıntı, başarısızlık, bunların hepsinde önce bir kendimize o yani iğneyi batıracağız, tamam mı? Gerçek anlamda ben neyi yanlış yapıyorum sorgulamamız lazım. Çünkü şey çok kolay bir olay. Etrafımızdaki sistemi, işte iş yerimizi, arkadaşlarımızı, ailemizi, insanları suçlamak işin en kolay kısmı. En kolay kısmı yani. Hani bu durumda dediğim gibi kendimizin yoğunluğuyla ilgili bir kendimiz böyle bir oturup bir plan yapıp abi kaç saat. Mesela ben şu an şeyi düşünüyorum açıkçası. Yani mesela yarınla ilgili bugünden şeyi düşünmem lazım benim. Hangi işleri önceliklendirmem lazım? Çok fazla iş var abi. Herkesin öyle bu arada. Bunun için illa 2-3 tane startup'ınızın ya da işte Elon Musk gibi işte uzaya roket yollarken ne bileyim elektriksiz araç üretmeye çalışıyor olup işte solar panellerle vesaire. Böyle bir insan olmaz da gerek yok ya. Yani bu arada Elon Musk'ın da aslında kendi öncelikli iş listesi belki sizin iş listeniz kadar yoğun yani. Ha o uzay bilimleriyle ilgili bir şey çözmeye çalışıyor belki. Sen işte yazılımla ilgili veya pazarlamayla ilgili bir şey çözmeye çalışıyorsun. Fark etmez. Herkesin bir vakti, aynı vakti var. Değil mi? Yani aslında vakit ne kadar şey bir şey değil mi? Böyle herkes için adil bir şey. Yani para olmayabilir değil mi? Yani para sonuçta herkes farklı bir noktada başlayabilir ki herkese Ali Sabancı'nın sözünü hatırlatıyorum. Yarışa nerede başladığımız değil, nerede bitirdiğimiz çok önemli. Sen çok fakir bir ailede yani çocuğu olmuş olabilirsin. Ben çok zengin olmuş olabilirim. Nerede başladığımız önemli değil. Senin hayatı nerede bitireceğin önemli. Şey ayrı konu. Hani öyle bir yorum gelirse hani hayattaki zenginlik midir ana gösterge olarak? Kesinlikle değil. Ama bu tarafta para böyle bir şeyken zaman herkes için adil işliyor. Herkes için aynı yani. Hani zaman sana daha çok zaman verildi, Emercan'a daha az, bana daha en çok bana zaman verilmiş diye bir şey yok. O yüzden zaman çok doğru kullanalım. Hataları kendimizde arayalım ve aslında o kadar yoğun olup olmamadığımızı bir daha bir kontrol edelim. Mümkünse bu hayata işte başka daha sosyal işte spor gibi birçok şeyi katmaya çalışalım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Plan yapmayı unutmayalım. En başta söylediğimiz şeyi ekleyelim. Kesinlikle öyle. İşte. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki Kolay Değil bölümünde görüşmek üzere. Ama yolda herkes yapardı.